Neşe Hanım'ın menüsünden pastırmalı saç örgüsü. Hamuru için 3 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı tuz, 5 kaşık tereyağı, 1 paket kabartma tozu, 1 yumurta. 1 su bardağı yoğurt. İç malzeme: 2 adet haşlanmış patates, 100 gram kaşar peyniri, 100 gram pastırma, 2 yemek kaşığı yoğurt. Şöyle ben bunu dökeyim. Hem soğusun hem güzel dursun. Asla şu kıvamı, rengi başka bir şeyde bulamayız yani. Lezzeti harika. Başka oluyor. Nursel'cim ben bunu denedim ama tek patates burada yok. Dur. Ben sana şöyle hemen yardıma ya. Geleceğim. Volkan'a pastamızı bir gösterip öyle tamam. Geleceğim. Bak. Üstü nasıl olacak? İyice mi kızaracak? Biraz kızarabilir. Çok kızarırsa eğer, üzerini son anda biraz kapatırsak şey yaparız. Çok rahat değil bu değil mi? Ben biraz şeyle... daha fazla patates de belki. Biraz tuz koyacağım ve biraz da karabiber. Gerçi patatese kimyon da çok yakışır. Ben karabiberimi böyle çekiyorum. İyi, çok güzel. Taze taze. Pastam iyi de niye kızarıyor? Evet, tamam. Devam edebilir. Şu an henüz şeyi yok, sıkıntı yok. Yağlayacak mıyım? Yağlamayalım. Varsa şey, yağlı kağıt. Önce pastırmalarımızı koyuyoruz. Evet, işte Neşe ablanın efsane böreği. Evet. Hamurumuzu bir hatırlatalım mı? Böyle bir düşündüm, birden şey yapamadım. Neler koyduğumuzu. 3 su bardağı. Un, 1 tatlı kaşığı tuz, kabartma tozu 1 paket, yarım yumurtanın yarısını buraya koyduk, yarısını üzerine ayırdık. Evet. 250 gram yumuşamış tereyağı, 1 su bardağı da yoğurt. Tamam. Böyle kulak memesi kıvamında. Biraz dinlendirdik bir hamurumuzu. Evet, araya bir yemek aldık. Şöyle kesikler yapıyoruz. İç malzemesi de kaşar. Şimdi burada önemli olan, bakın, eşit bir şekilde kesmeniz gerekiyor aralıkları ve bunun buna denk gelmesi gerekiyor. Evet, çok aşağıya doğru değil çünkü örerken şimdi onu aşağısı göreceğiz. Aşağısı kuyruk oluyor. Evet. Evet. Patatesimizi koyalım. Başka çeşitle de yapılıyor mu? Arkadan soru geldi. Demek ki izleyicilerimiz de merak ediyor olabilir. Yapılabilir evet. Tabii ki. Sadece kaşar ve patates yapılabilir. Sadece kaşarlı, pastırmalı, sucuklu. Kıymalı bir iç yapılabilir. Kıymalı olabilir. Evet. Hani ben... Çok akışkan bir peynirle yapmayın. Çünkü pişerken akıyor. Kaşar evet. Peynir en uygunu. Az üste de yine tekrar koyarsın herhalde pastayı. O kalanları da üstüne koyalım. Şimdi biraz kaşarlarını yerleştirelim. Kaşarlarımızı evet. Da koyduk. Alta pastırma, üstte büyük bir patatesli bizim. Küçükse iki tane patates, karabiberledik. Böyle 10 dilim kadar pastırma ihtiyacınız var. Pastırmalı patatesli olduğu için birazcık böyle içinde gözüksün. Evet. Ve 150 gram rendelenmiş kaşara ihtiyacınız var. İç malzemesi bol olursa gerçekten tok duruyor ve çok güzel duruyor örgünüz. Bu onlar arada tamam. Pastanın zamanı dolmuş, bana buradan sesler geliyor. Bir saat doldu diye. Aman eline dikkat. Neredeyse tutuyordum ha. Nerede? Soğuk bir yerde. Soğuk. Dışarıda mı? Şuraya koyayım mı? Tamam, masada dursun istersen. Sonra şeye çıkarız biraz. Evet. Üstüne sosu var. Soğuduktan sonra evet. Sosluyor. Evet. Şimdi bunu bu şekilde böyle aynen saç bildiğiniz örgüsü gibi. Bildiğiniz saç örgüsü yapıyorsunuz. Evet. Şimdi buradaki espri açılır mı yoksa açalım mı aralarını? Şuralardan pişerken onlar kabarınca biraz açılacak. Malzemenin gözükmesi çok önemli bizim için. Yarım yumurtamız vardı. Var. En sevdiğim mutfak malzemesi. Ben şunları denemiyorum. Çörek otu. Biraz yoğurt lazım. 2 çorba kaşığı. Yoğurt da kızarmasını sağlayacak. Evet. Thank you.
pastırmalı, patatesli saç örgüsü böreği. İç malzemesi istediğiniz şey olabilir tok olduğu sürece. Çünkü örgü yapıldığı için böyle tok durması gerekiyor. Bizim Serkan'ın enteresan fikirleri var. Çikolatalı bir şey istedi. O nasıl yapılabilir? Canı tatlı istedi Serkan'ın. Çikolatalı olabilir aslında. Neden olmasın? Ay çöreğinin içi oluyor ya. O nasıl yapılıyor acaba? O böyle koyu renkli. Kurabiye hamuru gibi. Ay çöreği biraz mayalı hamurdan oluyor. Bizim yaptığımız bu yoğurt pastasının hamuru kullanılabilir aslında. Arasına ne konabilir? Elmalı bir harç yapılabilir. Üzerine pudra şekeri serpilebilir. Elma. Doğru. Yani bu hamur üzerinde oynanabilir aslında, evet. Bu model üzerinde. Deneyin ya, mutfakta olabilir. Korkmayın. Hadi bakalım. Şekilde götürelim. Kaç derece istersin? 160 derecede. Önceden ısıtılmış fırın olması gerekiyor.